Merhabalar kuzularım, tozunlarım. Düşünmezsen düşüren sorular serisine devam ediyoruz. Hangi üniteyle? Kimyasal tepkimelerde hız ünitesiyle bir yorum sorusu soracağız. Bir grafik yorumlayacağız beraber arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Bir tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri yanlıştır diye sormuş. Bu sefer yanlış. Bir kere şunu görebiliyorum ben grafiğe baktığımda. Grafik iki adımdan oluşuyor. Birinci adım ve ikinci adım. Birinci tepkime bak, burada başlamış, burada bitmiş. Yani endotermik. İkinci tepkime ise egzotermik tepkime. Ama net tepkimeye başladığında başlangıçta son duruma gidiyorum. Enerji arttığı için net tepkime endotermik tepkimedir. Peki birinci tepkimenin aktivasyon enerjisini hesaplayacak olursam 130'dan eksi 20'yi çıkarırsam 150 gelir. İkinci tepkimenin aktivasyon enerjisi 160'dan 50'yi çıkaracak olursanız 110 gelir. Ve hatırla, aktivasyon enerjisi yüksek olan reaksiyon basamak daha yavaştı. Ha, o zaman burada birinci basamak daha yavaş. Birinci hızlı adım egzotermiktir. Hızlı adım ikinci adım. Aktifleşme enerjisi 110, bununki 150, değil mi? İkinci adım hızlı adım, birinci adım yavaş adım. İkinci adım gördüğün gibi burada başladı, burada gitti, egzotermik. Yani birinci ifade doğru. Tepkime hız bağıntısı 2'ye göre yazılır. Hayır, birinciye göre yazılır. Çünkü birinci adım yavaş adım. Toplu tepkimenin entalpi değişimi son durumda. Yani toplu net tepkimeden bahsediyor bize. Ürün eksi giren diyeceksiniz. 10 eksi. Eksi 20'den 30 çıkar. Artı 30 kilojül. Bu doğrudur. Yanlışı sorduğu için cevabımız yalnız 2'dir gençler.